Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 8. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Ev, sokak, cadde, park, okul gibi ortak kullanım alanlarının temiz tutulması nokta nokta denir demiş. Bura ne olacaktır? Çevre temizliği örneğimiz olacaktır. Yani insanların bir arada yaşadığı ortamların temizlenmesi çevre temizliğidir. Teyemmüm için nokta nokta etmek şarttır. Teyemmüm için şöyle bir şart gerekir. Teyemmüm dediğimiz suyun, suyun olmadığı bir ortamda alınan abdesttir. Ve teyemmümün olabilmesi için öncelikli olarak niyet etmeniz şarttır. Su olmayacak ve temiz bir topraktan abdest almanızı temsil eder. Sözlükte temizlenmek, arınmak anlamına gelen terim olarak maddi ve manevi pisliğin gidermek demekmiş. Bu Taharet dediğimiz kelimedir. Taharet dediğimiz kelime anlamı temizlemek, arınmak anlamına gelir. Hatta hadesten taharet ve necasetten taharet diye iki bildiğimiz tabir vardır ve bu tabirleri namazın şartlarında işlemişsinizdir vücudun abdest organlarının birinde sargı varsa sargının üzerine mesela diyelim ki abdest organlarından biri elimiz değil mi elimizi ben buradan şuradan kestim ve elim kanadı gittim hastaneye bir sargı yaptırdım ve benim abdest almam gerekiyor ama sargıyı çıkarmamam gerekiyor ki oradaki yaram iyileşsin. E böyle bir durumda sargının üzerine mes etmeniz lazım. Mes etmeniz lazım. Yani elinizle o sargının üstüne şöyle bir su alıp suyu değdirmeniz ya da suyu da olmazsa şöyle nemli elinizle suyu kurutup değmeniz şarttır. Su bulununca bak susuz alınan abdestin adı neydi? Teyemmüm. Çok güzel. E peki su bulununca hangi abdest bozulur? Tabii ki de teyemmüm abdesti bozulacaktır. Yani susuz alınan abdest bozulacaktır. Manevi temizliğin özü nokta nokta oluşturur demiş. Manevi temizlik dediğimiz kalp temizliğidir. Kalp temizliği. Yani gönlünüzü temiz tutun, rahat olun, ferah olun, iyi düşünün, hüsnü zan olarak düşünün. Ha şöyle yapayım kelimelerde görünsün. Yedinci sorumuza bakalım. Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi ise nedir? Sorumluluktur. Ben mesela bu videoyu attım. Alt tarafta gelen yorumların hepsi başımla berabersiniz. Hepsi candır. Valla ilk birinci dönem birinci da yazdığınız bütün yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Cidden bütün yorumları da okuyorum bu arada. Geçtik. Samimi olmak, içten davranmak, gösteriş ve iki yüzlülükten uzak olmaktır. Demiş. E, samimiyet varsa bu ihlas demektir. İhlas. Hatta ibadet ederken ihlaslı olun, ihlaslı davranın, iki yüzlü olmayın, insanları kandırmayın tabirini duymuşsunuzdur. İnsanları karanlıksan aydınlığa çıkarmak için Hz. Muhammed'e vahyedilmiş kitabın adı ise güzel kitabımız. Kur'an-ı Kerim olacaktır. Şimdi haç ve umre ile ilgili bazı tabirler var. Bu tab tabirler üzerinden hangisi haçta var hangisi umrede var bunlara bakacağız. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Haç ve umrenin farkı zaten arkadaşlar. Ha umrede Arafat, Müzdelife vakvesi yok ve kurban kesme yok. Bunun haricinde şeytan taşlama da yok. Zaten dört farklılık var. Bu dört farklılık üzerinden gidebilirsiniz. Yani umrede baktığınızda ihram giyilir. Arafat vakvesi yoktur umrede. Müzdelifiye vakvesi yoktur. Şeytan taşlama yoktur. Kurban kesme yoktur ve geriye kalan tabirlerin hepsi vardır. Bir kere yeni hükmü dediği kısımda ha haç ise İslam'ın şartı olduğu için farzdır. Umre ise Peygamberimizin bize emrettiği bir durum olduğu için sünnettir ve büyük sünnetlerden biridir. Yani sevabı yüksek büyük sünnetlerdendir. Şimdi haç için kurban bayramı zamanı şarttır. Haç ne zaman gidilir? Kurban bayramında gidilir. Yani belirli bir günü var mıdır? Evet vardır. Umrenin ise belirli bir günü yoktur. Sadece kurban dönemi haricinde yani o gittiğimiz kurban günleri haricinde bütün günlerde umre yapabilirsiniz. İhram giyilir demiş. Evet ikisinde de ihram giyilir. Arafat vakvesi yapılır demiş. Arafat vakvesi hacda var. Müze, Müzdelife vakvesi hacda var. Şeytan taşlama hacda var. Kurban kesme hacda var. Ama umrede bu dördü yok. Dikkat edin burası sizin püf noktanız. Bir de ne yok? Belirli bir günü yok. Kabe tavaf edilir mi? Evet ikisinde de Kabe tavaf edilir. Safa ve Merve arasında say yapılır mı? Evet ikisinde de yapılır. Bakın haç ve umre arasındaki fark bunlarmış. Umre içerisinde Arafat vakvesi, müze, müzdelife vakvesi, şeytan taşlama, kurban kesme olayları yok. Bunları yazın arkadaşlar. Bir kenara not alın. Karşınıza çıkabilir. Geldik test sorularımıza devam edelim. İlk aileyi kim oluşturmuştur? E şimdi dünya üzerindeki ilk insan kim? Hazreti Adem, değil mi? Hazreti Adem. İlk kadın kim? Hazreti Havva. E, i̇lk aileyi oluşturacak yani yapıyı toplumu oluşturacak kişiler kimdir? İlk insan ve ilk kadın olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dır. Aşağıda verilenlerden hangisi temizlikle ilgili değildir? Temizlik imanın yarısıdır hatta tamamıdır bile diyebiliriz. Temizlik imanın yarısıdır ve İslamiyet'te temizlik çok önemlidir. Allah tertemiz olanı sever doğrudur. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir bu takva ile alakalı bir yapıdır. Allah temizdir ve temizliği sever bu da doğrudur. Yani Allah'ın büyüklüğünü dile getir takva ile alakası olan bir yapıdır. Geldik arka taraftaki sorularımıza. Yukarıdaki hadisten aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılamaz demiş. Şöyle kağıdımızı ayarlayayım ve devam edelim. İnsanlardan bir grup bir evde toplanırlar, Kur'an'ı okurlar ve onu aralarında konuşarak manasını anlamaya çalışırlarsa üzerine huzur ve gönül rahatlığı iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onların etrafını kuşatır. Kur'an'ı tevcitte okumak gerekir demiş. Böyle bir şeyden bahsetmiş mi? Yok. Kur'an'ı okumaya ve anlamaya çalışmak Müslümanlara gönül huzuru verir mi? Evet. Bak ne diyor? Gönül rahatlığı iner diyor. Müslümanlar Kur'an üzerinde düşünmek için bir araya gelmeli midir? Evet bak aralarınızdan bir grup evde toplanırlar ve Kur'an okumak, Kur'an okurlar ve bu aralarında konuşarak manayı anlamaya çalışırlar diyor. Evet bir araya geliyorlar. Kur'an ile meşgul olan Müslümanlar meleklerin yardımını görürler mi? Evet melekler onların etrafını kuşatır. Bu da vardır. Çıkarlamaz dediği için A seçeneği yoktur. Dördüncü sorumuza bakalım. De ki o Allah birdir. O doğurmamış. Ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Yukarıdaki İhlas suresinde Allah'ın hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Bakın dikkat edin. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Aslında onun bir eşi ve benzeri yoktur demek istiyor burada. Bakalım her şey Allah'ın yarattığı bundan bahsetmemiş. Allah'ın her güce yetmesinden bahsetmemiş. Allah'ın her yerde olduğundan değil. Allah'ın eşi ve benzeri olmadığından burada bahsediyor. Yani o tektir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Beşinci sorumuza bakalım. Müminlerin iman bakımından en üstün olanı nokta noktadır. Bu bir zaten hadistir. Zikri bol olandır demiştir Peygamber Efendimiz. Müminlerin en üstün olanı zikri bol olanıdır. İbadeti en çok olan, infakı bol olan, Allah'a ahlakı en güzel olan değildir. Arkadaşlar burada bir şey dikkat ettim. Beşin soruda ahlakı en güzel olanı seçeneği varmış. Ondan dolayı bunu ben görmedim. Bize zaten hangisi en uygun olur der. Ben bu hani bir klasik bir sözdür. Yümlerin iman bakımından en üstün olanı, zikri bol olanı, ahlakı en güzel olanı. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. A seçeneği yanlıştır. Bu da böyle olsun. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi bunun altına da kesin yorum yazacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam bu soru yanlış, bu soru yanlış. Tamam hadi bu soru yanlış olsun. Altta yorum kısmına yazın. Görüşürüz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şafii'lere göre vücudun herhangi bir yerinden akan kan veya irinden abdest bozulmaz. Evet, Şafii mezhebine göre bir çizmeyi doldurması gerekir. Onun için küçük bir kan abdesti bozulmaz. Gusül abdesti olmadan namaz kılınmaz, Kabe tavaf edilmez. Evet, doğrudur. Bayılmak abdest bayılmakla abdest bozulmaz yanlıştır. Bakın dikkat edin bayılan insanları gördüğünüzde kendini kontrol edemediği için bazı abdest bozan durumlar gerçekleşebilir ve akli dengenin yerinde olmadığı her durumda abdest bozulur. Unutmayın. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar demiş. Bu bozmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği iki değerli varlığını kaybedince bu yıla hüzün yılı denildi. Kimler vefat edince o yıla hüzün yılı denildi. Bunlardan biri eşi Hazreti Hatice annemiz, biri de Ebu Talip amcası, dedesinden sonra yanında kalmış olduğu amcasıdır. Ve çok sevdiği iki insanın ölümüyle birlikte o yıla hüzün yılı denmiştir. Namazda rükudeyken aşağıdakilerden hangisi söylenir? Namazda rükudeyken Subhane Rabbiyel Azim kelimesini kullanırız. Secdedeyken peki yine kullanırız? Hadi şöyle yakında yazayım. Belki görürsünüz. Şuradan kopya çekersiniz. Bunu da yorum kısmına yazın bakalım. Secdedeyken hangi sözü kullanıyoruz? La ilahe illallah cümlesinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şuradaki soruda anlatmıştım. La ilahe illallah Allah birdir. Allah tektir demiştim. Burada la ilahe illallah Allah birdir anlamına gelmektedir. Ee, Muhammedun Resulullah dediğimizde de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimizde Allah birdir ve Hazreti Muhammed onun Resulüdür anlamına gelmektedir. Hastalık, yaşlılık gibi çeşitli sebeplerden ötürü zamanında oruç tutamayan ama daha sonra da kaza edilemeyen ve her bir gün oruç işin kişinin yediği bir günlük yemek miktarı para olarak bir fakire vermeye ya da bir fakiri bir gün boyunca doyurmaya ne Bakın burada iki tane yapı var. Biri fitre, biri fidye. Fidye, unutmayın. Bakın fitre dediğimiz, fitre dediğimiz bir günlük bir günlük yemek ihtiyacı mesela ne diyelim 10 TL tamam fidye dediğimiz ise bu adam mesela 30 gün oruç tutmadı ya 30 gün ile 10 TL'yi çarpıp 10 TL ne bir günlük olan yani 300 TL de verdiği 300 TL de örnek olarak veriyorum bu da fidyedir Fidye. Yani tutamadığı gün kadar kaç gün oruç tutamadıysa günlük yemek miktarınca verdiği büyük para fidye. Sorunun cevabı o. Fitre ise bir günlük yemek ihtiyacıdır. Bu iki bilgi çok önemlidir. Sakın 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 karıştırmayın. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi Hop şöyle kağıdımızı ayarlayalım. Bir çizgi iki yuvarlak. Gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar burada bir şey dikkat ettim. Beşin soruda ahlakı en güzel olanı seçeneği varmış. Ondan dolayı bunu ben görmedim. Bize zaten hangisi en uygun olur der. Ben bu hani bir klasik bir sözdür. Müminlerin iman bakımından en üstün olanı, zikri bol olanı, ahlakı en güzel olanı. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. A seçeneği yanlıştır. Bu da böyle olsun. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi bunun altına da kesin yorum yazacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam bu soru yanlış, bu soru yanlış. Tamam hadi bu soru yanlış olsun. Altta yorum kısmına yazın. Görüşürüz.